Temmuz, bundan tam malumunuz 5 yıl önce efendim. Bu saatlerde hainler iş başındaydı. Önce kapatılan köprü, ardından duyulan uçak sesleriydi. Önce kimse anlam veremedi. Hainler devredeydiler. En büyük ihanet için düğmeye basmışlardı bile. Alçak uçuşlar yapılan alçaklığın ilk kanıtlarıydı. O ihanetten sonra şanlı bir diriliş destanı yazıldı. O destan Türkiye'yi bölme, yok etme operasyonuna karşı iman gücüyle verilmiş bir yanıttı. 15 Temmuz bir feda eylemiydi. Kardeş olmanın, birlikte Türkiye olmanın tüm dünyaya can pahasına kanıtlandığı gündü 15 Temmuz 2016 tarihi efendim. 251 canımız şehit oldu ve 5. yılında bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve o geceye, o ihanet gecesine sizleri bir kez daha götürüyoruz. Salim oğlu Salim, Antep, emret komutanım. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ahmetoğlu Abdurrahman, Manisa, emret komutanım. Manisa, emret komutanım. Bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Herkes sokaklara çıksın, hükümetine, devletine ve ay yıldızlı bayrağına sahip çıksın. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Başkomutan emretti, kimse bir saniye bile düşünmedi. Söz konusu vatandı, gerisi teferruat olarak kaldı. Bismillah. 15 Temmuz 2016, o gece Türkiye bir destan yazdı. Tanklarla, uçaklarla, bombalarla gelen hainler iman gücüyle durduruldu. Millet vatanına, toprağına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak için sokaktaydı. Tek bir söz yetti milyonları meydanlara toplamaya. Başkomutan sokaklara çıkın dedi, vatan sevgisi her şeyin önüne geçti. O gece minarelerden yükselen sela sesleri çağrı oldu. Çanakkale ruhu işgalcilerin karşısında bir kez daha dimdik durdu. Saat 16.16. Darbe girişimi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subayın NİT'e giderek FETÖ MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek ihbarını yapmasıyla başladı. Saat 18.10. MİT Müsteşarı Fidan Genelkurmay Başkanlığı'na giderek komutanların toplantısına dahil oldu ve ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlattı. Saat 20.22. MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılmasının ardından FETÖ'cü askerler saat 3'te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti. Saat 21. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 33 darbeci subay Genelkurmay Karargahı'na doğru yola çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a çıkıp operasyon başlıyor, herkesi alacağız dediler. Saat 22. Genelkurmay karargahından silah sesleri duyulurken bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker de TRT Genel Müdürlüğü'nü işgal etti. Saat 22.28 İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Saat 23.02 Başbakan Binali Yıldırım o açıklamayı yaptı. Bir kalkışma
ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Ve Başbakan'ın bu açıklamayı yaptığı aynı saatte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeci bir grup tarafından rehin alınarak Akıncı Üssü'ne götürüldü. Bütün Türkiye'yi sokağa davet ediyoruz. Gün bugündür. Bu gece herkes sokaklara dökülsün. Herkes sokaklara çıksın. Hükümetine, devletine ve Ay Yıldızlı bayrağına sahip çıksın. Saat 23.08. FETÖ'cülerin kontrolündeki bir F-16 savaş uçağı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde pistteki helikopter ve yakıt tankerini bombaladı. Ve ardından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır bombardıman altına alındı. Saat 13. Darbeci askerler TRT'de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. Yurtta Sulh Konseyi ulusumuz adına yönetime el koymuştur. O sırada binlerce vatandaş sokağa dökülürken darbecilerin kontrolündeki 4 adet F-16 savaş uçağı Ankara semalarında alçak uçuş yapmaya başladı. Ve o an saat 24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FaceTime'le halkı meydanlara davet etti. İşte o açıklama darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Saat 1.39. Meclis Genel Kurulu açılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan ata uçağı Dalaman Havaalanı'ndan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Saat 2.16. Darbenin kaderinin değiştiği an oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kahraman Ömer Halis Demir sahneye çıktı. Hainlere canı uğruna geçit vermedi. Saat 2.35. Türkiye Büyük Millet Meclisi F-16 savaş uçaklarınca bombalandı. Ve bir saat sonra yani 3.20 geçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havaalanı'na indi. Aynı dakikalarda meclis ikinci kez bombalandı. Ardından hainler külliyeyi de bombaladı. Teröristler sabah 8'e kadar bombalarıyla saldırdı. Halk sokaklardaydı. Sivillere ateş açıldı. Saat 8.26. Darbeci subaylar tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitti. Kriz masası oluşturuldu. Ve tam 21 saat sonra saat 13'te Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'nde kalkışmanın bastırıldığını açıkladı. Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük millet bir kez daha basiretiyle def etmiştir. Ankara, İstanbul, Urfa, İzmir, Antalya, Ağrı. O gece tüm bunlar yaşanırken herkes vatanı için sokaktaydı. Türkiye tarih yazdı. O hayasızca akına karşı göğsünü siper etti Türk halkı. Mücadele bitmedi. Siyasetçisiyle, vatandaşıyla omuz omuza bir Türkiye, Kurtuluş Savaşı ruhuyla yeniden harekete geçti. Çünkü mevzu vatandı, gerisi teferruat olarak kaldı. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.